Sultanım, kurtuldum. Bıraktılar beni. Biliyorum heyecan. Cennetten şahitlik etmesini ben istedim. Allah razı olsun sultanım. Yalnız bırakmadınız beni. Sen nasılsın Melek? Annemi özlüyorum sultanım. Gel. Eycan'ı kurtaracağım diye ifşa olduğum yetmezmiş gibi bir de günah işledim. Kur'an'a el basıp yalan söyledim sultanım. Ne yalanı cennet kalfa. Allah şahidim olsun ki masumum ben. Yahu onu anladık. Ben oraya girdiğimde hatun zaten ölüydü. Ben bir şey görmedim. Sultanım içim sıkılıyor. Ne yapacağım ben? Tövbe et cennet. Fakir fukara sevindir. Hayır işle. Nihayetinde masum bir insanın hayatını kurtardın. Rabbim işitecektir. Bağışlayacaktır seni. Gel. Sultan. Eycan Hatun sayende kurtulmuş. Öyle dediler. Vallahi sizde öyle bir kulak var ki sultanım. Hiç kimsenin sizden bir şey saklaması mümkün değil. Niye geldin onu bilmiyoruz mesela. Şöyle söyleyeyim. Kösem sultanımız Sırça Köşk'te. Şehzade Mustafa ile. Sizi orada bekliyorlar. Kösem hayır olsun. Telaş etmeyin. Ağlarla konuştum. Sadece münasip vakitlerde bir tek sizi alacaklar içeri. Lakin gizli. Kimse bilmeyecek, beni de yakarsınız. Bunu sizin için değil, şehzademiz için yapıyorum. Mustafa size hasret kalmış. Allah senden razı olsun. Rabbim seni evlatlarından hiç ayırmasın. Hayır Mustafa. Buradayım şehzadem. Seni görmeye geldim. Canım annem. Hep yanımda kal. Hiç bırakma beni. Keşke Mustafa. Keşke bu mümkün olsa. Ben seni bırakır mıyım hiç? Artık gitmem lazım şehzadem. Biraz daha kal anne. Ne olur. Çok sıkılıyorum ben burada. Şşş. Mustafa. Ne konuşmuştum ben seninle? Sabırla bekleyeceğiz. Elbet bugünler de gelip geçecek. Ben seni yanıma alacağım. O vakit gelene dek de sabırla bekleyeceğiz. Yarın da geleceksin değil mi? Yarın da geleceğim. Ondan sonraki günde geleceğim. Ben seni bırakır mıyım hiç?